Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Paranın rotasında karşınızdayız sevgili seyirciler. Bugün TV ekranlarında günaydınlar. Yaşar Erdinç hocamız yanımızda. Dünyanın ve Türkiye'nin ekonomik verilerini değerlendireceğiz. Bizim cebimize o verilerin nasıl yansıyacağını soracağız kendisine. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkürler Evren. Neler konuşalım bugün? Nelerimiz var önümüzde? Haftaya dün başladık. Dünkü hareketlilik bize bugün ya da bu haftanın tamamı için ne gösteriyor? Önce onu soralım. Evet, bu haftaya başlarken zaten bir belirsizlik vardı. Yani bir miktar dün de söylediğim gibi piyasa genel olarak yönsüz. Çok fazla ne tarafa gideceği konusunda çok fazla kimsenin fikri yok. Şu aşamada bir bekleyiş var ve bu bekleyiş biraz stresli bir bekleyiş. Daha doğrusu son 1-2 ayda çok sert hareketler yaratan veriler geldi. Yani yaklaşık 1,5 ay önce Bernanke konuştu, Amerika Merkez Bankası Başkanı. Arkasından piyasalar olumsuz etkilendi, tüm gelişmekte olan piyasalar, dolar yukarı gitti vesaire. Onun sonrasında Bernanke tekrar aynı söylediklerini bir daha tekrarladı ama bu sefer piyasalar bir miktar olumluya döndü. Bunun arkasından şu aşamada bu hafta için Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var. Oradan çok önemli bir şey beklenmiyor. Yarın Amerika Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Tabii faiz değiştirmeleri falan beklenmiyor ama piyasa sadece Eylül'de gel şarkısı duyacak mıyız onu bakıyor. Yani bu parasal genişleme acaba Eylül'de mi azaltılmaya başlanacak? Yoksa hemen bu toplantıda parasal genişlemeyi azaltacağı sinyallerini verecekler mi? Yani yarın Fed'in yapacağı toplantı sonrasında yapılacak açıklama bir bakıma biraz daha belki şeyi netleştirecek. Yani bu parasal genişlemeyi azaltmaya başlama tarihini belki biraz netleştirecek. Eğer bu Eylül gibi bir rakam olursa, yani Eylül gibi bir tarih olursa, o zaman piyasaların beklentisi gerçekleşmiş olacak ama bu arada hemen bu Temmuz ayından itibaren bile azaltılmaya başlayacağını bekleyenler de var. Bazı kurumlarda öyle de bekliyor. Anlamda piyasa sadece hem borsa hem döviz cephesi hem faiz cephesi şu an merakla onu bekliyor. Bir çalkalanma olur mu o beklenenler? Olabilir tabii. Şöyle yani eğer Fed kalkar da hani Eylül değil de daha erken bir şekilde ne bileyim Temmuz zaten bitmek üzere de Ağustos ayı içerisinde ilk azaltımı yapacağız gibi bir şey söylerse bu çok olumsuz etkiler piyasaları. Onu ben düşük bir olasılık görüyorum. Yani daha önce Eylül işaret edilmişti. Eylül veya Ekim. Bu konuda Bernanke biz diyor verilere bakarak gideceğiz. Yani belki de başlatmayacağız bile demişti daha önce. Yani eğer veriler kötü gelirse bu anlamda hangi veri kötü gelirse acaba başlatmazlar. Şöyle ki İki tane şart koştular. Dediler ki birincisi işsizlik %7'ye geldiğinde düştüğünde 7.6 şu an 7'ye düştüğünde parasal genişleme de sıfırlanmış olacak. Yani ayda 85 milyar dolar alıyorlar. Evet. Bu sıfıra inmiş olacak. Onu da 2014'ün ortalarına kadar diyorlar. Dolayısıyla işsizlik verisi çok önemli hale geldi. Yani bu cuma açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi çok önemli hale geldi. Eğer burada beklentilerden çok daha iyi bir rakam gelirse ekonomi çok daha hızlı toparlıyor, işsizlik daha çabuk düşüyor. O yüzden basılacak para çok daha erken çekilecek kaygısı oluşur. Bu piyasaları çok olumsuz etkiler. Eğer tersine beklentilerden çok kötü bir istihdam artışı verisi gelirse bu da gelişmekte olan piyasaları, bizim gibi piyasalarda oldukça olumlu algılanır. Çünkü hemen parayı o zaman azaltmaz, hala para basmaya devam eder, hala biz de gelişmekte olan ülkelerden para kazanmaya devam ederiz mantığı çalışacak. Yani bu aslında resmen bir şey gibi ya, yani komedi gibi, yani oyun gibi. Yani işte aman veri iyi geldi, tamam kötü olacak bizim için. Veri kötü geldi, bizim için iyi olacak. Ama böyle piyasa bir şey. Artık bu tip kurallara uyumluluğu
Tamı tamına gösteriyor mu sizce? Ya şöyle, yani piyasa aslında kendisine bir hikaye uyduruyor. Yani piyasanın her zaman önünde bir hikayesi vardır. Hı hı. Şu anki hikaye tüm dünya genelinde şu. Yani 2009'dan şu ana kadar, 2013 başına kadar bir Avrupa'daki o krizi atlıyorum. Yani Avrupa'da bir kriz vardı 2010 yılında, Yunanistan'ın ortaya çıkarttı. Daha sonra bütün tahviller falan acayip bir şekilde hızla yükselmeye başlamıştı. İtalyan, İspanyol tahvilleri. Evet. O zaman da Avrupa Merkez Bankası çıkıp demişti ki, hiç merak etmeyin, sonuna kadar alırım tahvilleri, korkmayın demişti. Dolayısıyla o henüz test edilmedi. Hı. Yani böyle bir şey olmadı. Ve Avrupa Merkez Bankası'nın verdiği güvenceyle tekrar bu piyasalara para akmaya başladı. Ta işte 2013'e kadar, 2009'dan 4 yıldır bu piyasalara para giriyor. Bu piyasalara para girdiği için zaten bizim borsa 93 bine geliyor. Bu piyasalara para girdiği için bizim dolar 1.75'lere kadar düşmüştü. Gerilemişti, düşmüştü. Bu işte bu kadar dışarıdası Amerika para bastı, biz büyüdük. Yani tabii sadece bizi kastetmiyorum. Şeyi de gelişmekte olan ülkeleri kastediyorum. Yani onlar para basmayı kestiği zaman biz küçüleceğiz. O zaman senin burada yapmış olduğun ekonomik programın veya ekonominin çok fazla da bir anlamı kalmıyor. Çünkü dışa bağımlıyız. Yani dışarıdan para gelirse büyüyoruz. Biz cari açık verince büyüyoruz. Bir de mesela geçen sene cari açık düştü diyoruz ama ya geçen sene de 50 milyar dolar borçlanmışız yani. Hı. Yani 50 milyar dolar borçlanarak ekonomiyi %2.2 büyütebilmiş durumdayız. Çin dışa bağımlı değil. Yani gördüğüm kadarıyla. Çin dışa bağımlı değil. Adamların 3 trilyon dolar döviz rezervi var. Cari fazlaları var. Singapur dışa bağımlı değil. Malezya dışa bağımlı değil. Hmm. Yani gelişmekte olan ülkelere baktığınızda Çin artık gelişmekte olan olarak mı geçiyor hala? Asya cephesinde baktığımda ama mesela bir işte Güney Kore dışa bağımlı değil. Yani bunların hep dış ticaret fazlaları var. Sonuç olarak üretim yapıyorlar, satıyorlar adamlar. Kendilerini kurtaracak şeyler buldukları için herhalde bu tabii noktadalar. Tabii büyük bir ihracat. Satış noktasında. Evet, aynen. Ama tabii burada da Amerika büyümezse, Amerika'da talep gelmezse onlar da zor duruma düşüyorlar. Yani Güney Kore'den dün gelen veriler oldukça olumsuz. Sonra Çin'in büyümesi çok yavaşladı. Amerika bir yavaşladığı için. Yani Amerika büyürse dünya ekonomileri büyüyor. Amerikalı harcarsa yani düşünsene 11 trilyon dolar tüketim Amerika'da. Hani hangi ülkenin tüketimi 11 trilyon dolar? Kaç tane? Yani dünya tüketiminin nereden baksan %25-30'unu Amerikalılar yapıyor dünyanın. Yani sadece 300 milyon, 340 milyon insan yapıyor bunu. Ki cari açığı var değil mi Amerika'nın? Evet, cari açığı var. Hem de büyük. Evet. Ama bütçe açığı da var. Bütçe açığı da var. Ya olay ne biliyor musun? Ama Amerika Birleşik Devletleri olduğu için. Çin Amerika'ya borç veriyor. Amerika Çin'den mal alıyordu. Yani şu an döngü öyleydi. Hı. Hı. Yani Çin mal satıyor, para kazanıyor. Kazandığı parayı Amerika'ya borç veriyor. Ondan İkisi sonra, yani paslaşıyorlar gibi bir durum var orada. Amerika bu aldığı borçla oradan mal alıyordu. Sonra uyandılar, işte kriz çıktı. Şu andan itibaren Amerika kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Şunu söyleyeceğim. Yani 2013'e kadar bu devam etti. Bundan sonraki hikayeye baktığımızda yani Türkiye'nin çok cezbedici bir hikayesi var derken dışarıdan kaynak geldiği sürece bu hikaye çok cezbediciydi. Hmm. Şimdi bak şöyle söyleyeyim, birçok yatırımdan bahsediyoruz. Ciddi yatırımlar, işte köprü yatırımı, havaalanları, nükleer enerji santralleri, işte eğer şeyi alırsak olimpiyatları, ki yani ben ilk defa belki kızacaklar ama yani şu ana kadar olimpiyatı alıp da o işten kar etmiş yok yani. Hmm. İnsanlar artık olimpiyatlara gelip izleyip böyle büyük bir turizm yaratmıyor. İnsanlar cep telefonundan olimpiyatların istediği yarışmayı izleyebiliyorlar. Dolayısıyla büyük devasa yatırım yapacaksınız. O kadar stadlar yapacaksınız, şey yapacaksınız. Ondan sonra bekleyeceksiniz ki insanlar gelsin, bilet alsın ve o yatırımı çıkartayım. Hı hı. İngiltere mesela Londra olimpiyatlarında ciddi zarar yazdı. O anlamda ben valla eğer almasak da Türkiye'nin tanıtımı açısından tamam bir etki katkı yapabilir ama yani olimpiyatların mali yükü oldukça yüksek olacak. Diğer taraftan işte havaalanının yapılması vesaire. Şu an dışarıdan gelen para pahalandı artık. Yani dışarıdan gelen para pahalandığı için de. Ama zaten her krizde dışarıdan gelen para Türkiye olduğunuz için biz bir şekilde de gelişmekte olan ülkeler diye değerlendirirsek pahalanmıyor mu?
Şöyle. Çünkü hep biz çok enteresan Amerika bir dönüş var. Amerika krize giriyor. Amerika krize giriyor ama bizde ya da işte diğer ülkelerde doların değeri artıyor. Sonra o para tekrar Amerika'ya gidiyor, artmış değerli bir şekilde. Tuhaf bir dönüşüm yok mu orada? Yok yok, şöyle çok basit aslında o. Yani Amerika krize giriyor ama Amerika krizden çıkmak için para basıyor. O parayı da Amerikalılar satın almıyor, borçlanmıyorlar. Hı hı. Onlar borçta yakalandılar. E bu parayı kime borç verebiliriz? İşte gelişmekte olan ülkelerde getiriler çok yüksek. O zaman gelişmekte olan ülkelere verelim. Yani Amerika'nın bastığı para bugüne kadar diğer ülkeleri büyüttü. Hmm. Amerika'da bu da ciddi araştırma, bilimsel araştırma konusu oldu. Diğer ülkeleri büyüttü. Bu tabii, çok ilginç gerçekten. Aynen öyle. Yani gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek büyüme hızlarının temel sebebi Amerika'nın bastığı para. E şimdi adam da bastığı parayı çekiyor. Daha doğrusu bastığı parayı çekmiyor, azaltıyor miktarını. Azaltması bile bizim endeksi 93 binden 70 bine getirdi. Doları 1.92'ye fırlattı. Gerçekten. Yani gene para vermeye devam ediyor da daha az veriyor. Yani 85 milyar dolar vermeyecek de 65 milyar dolar verecek. Hala buna rağmen böyle. E yarın bu sıfırlanacak. Sonra da basılan para geri çekilmeye başlanacak. Hikaye bozuldu. Şimdi yeni bir hikaye sormuşlar. Çin büyüyemez. Dolar 70 dolar olursa diyor Okan Ayaz adlı seyircimiz. Böyle bir durumda Türkiye için yeni bir hikaye olmaz mı? Türkiye acaba hep dış hikayeler kaynaklı yeni bir hikayeye mi sahip oluyor? Bunu mu sorgulamak gerekiyor? Kendine ait bir hikayesi için nasıl bir temelleme yapması lazım ekonomisine? Türkiye'nin kendine ait bir hikayesi şu Evren. Yani şunu gerçekten yiğidi öldür hakkını yeme. Hükümet bundan yaklaşık bir sene önce bu cari açık problemini ilk defa ciddiye aldılar. Hı-hı. Yani bir sene önce. Geç kalınmış bir ciddiyet mi? Onu bir soralım. Bence geç kalınmış. Yani hı-hı, daha önce cari açık sürdürülebilirdir. Cari açık işte sürdürülebildiği sürece sorun olmaz gibi böyle şeyler söyleniyordu. Ama geçen sene Türkiye'nin enerji faturası 50 milyar dolar, 60 milyar dolar, hı-hı, yıllık. Hı-hı. Bu cari açığı ne kadar arttırdığına bak. Bunu azaltma amaçlı. Hı hı. Enerjide büyük teşvikler getirildi. İşte nükleer enerji santralleri olsun. Diğer taraftan sanayide üretime ciddi teşvikler getirildi. Çok önemli olumlu adımlardı. İşte eğitim açısından bazı yani insanların spesifik eğitim alması anlamında, hı hı, adımlar atıldı. Ben bunları tabii çok şey görüyorum, çok olumlu görüyorum ama bunlar hep uzun vadede sonuç veren şeyler. Yani bir nükleer santralin yapılması 5 yıl. 7 yıl sonra devreye girmiş olacak. Sizin belli bir enerji ihtiyacınızı azaltmış olacak. Hmm. Dolayısıyla tabii orada da karşıtlar var biliyorsun. Ben o teknik olarak bilmediğim için nükleer santrale karşı olmalı mıyım, olmamalı mıyım bilmiyorum yani. Her kafadan bir ses çıkıyor ve gerçekten sağlıklı bilgiye sahip değilim. O anlamda ben sadece şeyi veri alıyorum. Bir tavır. Yani bu ekonomik anlamda bakıyorum olaya. Yani işin sadece ekonomisine baktığım, hı-hı, zaman cari açığı küçültmek istiyorsanız enerji maliyetinizi çok düşük seviyede tutacaksınız. O zaman doğal. Bunu bizim yapıyor o kadar hükümet. Yüksek ki o maliyetimiz, yani her bir şeyimizi neredeyse bu konuda dışarıdan alıyoruz. E tabii yani biz özellikle son 10 yılda hele ki şeyde 2007'ye kadar olan dönemde kurlar 1.10'lara 1.18'lere düşmüştü dolar. O sırada bizim üretim sektörleri yok oldu. Yalnız korkunç bir derecede de vergi alıyoruz. Yani petrolün örneğin benzinin dünyanın en yüksek rakamlı hali bizde o vergiler nedeniyle ve evet, onu tamamlayamıyoruz, döndüremiyoruz. Bu da çok ilginç. Doğru söylüyorsun. Şöyle, vergi tabii bütün ülkelerde yüksek ama bizde çok yüksek. Aslında Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e soracak olursanız, biz vergileri geldiğimizden bu yana düşürdük diyor oran olarak. Yani %61'i şu an, yani 100 liralık petrol aldığınızda 61 lirası devlete gidiyor. Normalde 39 lirası aslında onun içinde karıyla birlikte. Evet, karıyla birlikte maliyeti yani. Düşünebiliyor musun? O aslında 20 liraya 25 liraya mal oluyor. 100 Başkaları liralık. Başkaları öyle satabiliyorsa. O da aracılardan gelerek o karlanıyor. Şimdi burada şimdi bütçe fazla veriyor. Ha, bu mevzu herhalde aracı mevzu değil. 61'lik bir vergi koyuyorsanız artık aracı işinden çıkmış yok, oluyor. Yok zaten yani, devlet en büyük aracı yani orada. Bütün, yani hani biraz dalga geçmek gibi falan oluyor insanlar herhalde. Para basan bütün şeyler, petrol istasyonları, para basan kurumlar yani şu gerçekten an. Eczaneler de benzer şekilde. Eczaneler yani, biraz sanki kısıtlandı son dönemde. Yok şöyle kısıtlandı ama artık eczanelere öyle şey getirildi ki eczanelere baktığın zaman eczaneler devletin tamamıyla bir tahsilat kasası haline dönüştü. Hmm. Mesela vatandaş şey yapmasın diye. Mesela sigorta devlet, dönüşümlerinden falan da kaynaklı. Bak devlet hastanesine gidiyorsun, tamam mı? Muayene oluyorsun. Oradan senden para almıyorlar.
Hani devlet hastanesinde bedavaya muayene oldum zannediyorsun. Ama halbuki geliyorsun ilacı alırken o muayene o ilaca ekleniyor. Çap diye şimdi oradan kesiyorlar. Ben reçeteyi getiriyor adam, veriyor. Aspirin atıyorum yani. 3,5 liralık 4 liralık bir ilaç 13 lira. Bu ne? 9 lirası oradaki muayene ücreti. Tabii. Dolayısıyla eczaneler onu tahsil ediyor. Normalde orada alınmış olsa tepki orada doğacak. Tabii. Halbuki bu sefer çok insanlar eczanelere şey yapıyorlar. Yani şunu söyleyeceğim. Şimdi vergi, devlet vergi toplayacaktır. Yani devlet vergi toplamak zorundadır. Yani elbette ki. Ama şöyle bir şey var. Vergide adalet var mı? Sıfır adalet. Bir de vergi iadeleri falan da kaldırıldı. Ve eskiden alınanın 1/3 kadar falan bir şey alınıyor. Yani hem vergi çok yüksek toplanıyor hem de bunun iadesine ilişkinde ciddi başka şeyler yapıldı. İade zaten kalktı. Yani iade alamıyorsunuz bir şekilde. Hani ama aylık alınan 3-5 liradan bahsediyorum. Bir şeyleri böldüler, azalttılar falan ya. Evet. Ben şöyle söyleyeceğim. Yani vergi tabii ki alınacak. Ama adaletli olması lazım vergisinin. Mutlaka. Sayın Şimşek bile, Maliye Bakanı bile bundan şikayet ediyor. Yani adaletsiz bir vergi. Hı hı. Sebebi de şu. Ben gidiyorum bu mahsusatını aldığımda ne vergi ödüyorsam, trilyonlara olan adam da aynı vergi ödüyor. Evet. Bir ekmek aldığında ne vergi ödüyorsan veya işte diğer gıda %8 katma değer ödüyorsun. Evet. Diğer gelirine göre ona çok az harcama yapan adam da aynı vergi ödüyor. Dolayısıyla gelire bağlı değil. Yani %70'i dolaylı vergi. Hı hı. Sonuç olarak yani bu ekonomiye girdiğin zaman birçok konu var. Ama bugün asıl bizim konuşmamız gereken, yani Amerika para basmayı azalttığında bizim büyümemizi etkiliyor. Dolayısıyla bizim önümüzdeki 2 yıllık hikaye değişti. Birincisi 3 tane seçim var. Bu ciddi anlamda siyaseten belirsizlik yaratıyor. Çünkü şöyle olmasa hadi orada da belirsizlik olmayacak. Şimdi biliyorsun AK Parti'de 3 dönem bitirdikten sonra tekrar milletvekili seçilemiyor. Evet. Yani yönetmelik belki değişir, tüzük değişir. Muhtemel olabilir. Beklenti. Evet olabilir. Olmazsa da işte Sayın Başbakan'ın Cumhurbaşkanı olması. Böyle bir durumda AK Parti'nin başında kim olacak? Acaba Abdullah Gül Cumhurbaşkanı'ndan ayrılacak mı? Çok soru var. Yani o kadar çok soru var ki yabancı yatırımcılarla konuştuğumuz zaman bütün bu soruların hepsini bir araya getirdiğimizde ha bir dakika diyorlar. Yani burada belirsizlik var. Yani konu ne olursa olsun, ister siyasi olsun, ister ekonomik olsun, ister dış siyaset olsun. Dış siyasete baktığında şu an Suriye, İran, ondan sonra Mısır, Irak, yani biz hepsiyle şu an sorunlu duruma düştük. Evet. Ve dış siyasette de ciddi belirsizlikler var. Yani orası tam bir kaynayan kazan. Yarın Suriye'nin bölünmesi konuşuluyor. Ben uluslararası ilişkiler uzmanı değilim ama dışarıdan baktığınızda Türkiye'nin hikayesinin acayip cezbedici olması lazım. Hı hı. Yani Türkiye şu ana kadar dış borçla büyüdü. Şimdi insanlar belki diyecekler ki hocam sen öyle diyorsun ama IMF'ye borcumuzu ödedik. Ödedik ama IMF'ye 26 milyar dolar borcumuz olduğu sırada bizim 135 milyar dolardı toplam Türkiye'nin borcu, dış borcu. Şu an 345 milyar dolar. Dolayısıyla unutmamak gerekiyor bu rakamları. Yani 200 milyar dolar arttı borcumuz aslında. Evet. Bu özel sektör artı kamunun borcu. Kamu IMF'ye ödedi ama kamu ama diğer yerden taraftan gitti Londra piyasalarından borçlandı yine. Yani döviz borcu azalmadı. Şu soru dikkatimi çekti. Aslında bir dakikamız falan var ama Merkez Bankamızın döviz rezervi nerede bulunuyor? Levent Göktem sormuş yine. Kendi kasasında mı bulunuyor yoksa yabancı bankalarda mı? Ya o yabancı bankalar bir krize girmemiz durumunda sizin zaten bize çok borcunuz var gerekçesiyle paramıza el koyarsa? Hayır, hayır öyle bir şey olmaz. Şöyle, şimdi şöyle dövizi Merkez Bankası alıp da dolarları kasalarda saklamıyor. Şimdi şöyle yapıyor. Mesela sen paranı normalde verilen maaşı gidip yastık altına bir yere saklıyor musun? Yok. Nerede duruyor? Bir bankada duruyor. Hı hı. Ama merkez bankalarının sakladığı bankalar diğer merkez bankaları. Mesela biz Amerikan devlet tahvili alıyor bizim merkez bankamız. Onun karşılığı Amerikan devlet tahvilini nerede almışız biz? Amerika'nın merkez bankasında bizim hesabımız var. Hı. Orada o devlet tahvilleri duruyor. Yani Amerikan devlet tahvili duruyor. Alman alıyorsun o İşte Bundesbank'ta duruyor. Ve Avrupa Merkez Bankası'ndan çeşitli varlık alırsa. Yani sonuçta Merkez Bankası, hani o bankaların batması diye bir şey söz konusu olamaz. Yani gidip de herhangi bir bankada tutmuyor bunu. Evet anladım. Ha olabilir. Şey bankalar da var yalnız. Bu arada özel. Nasıl söyleyeyim? Hani Merkez Bankası'nın şubesi gibi. Taşeron gibi bankalar. Evet bankalar yani orada da tutabilir. Mesela altın. Altının bir kısmı ciddi altın yani. Ama altın olarak gözüken bir kısım da hesapta şeylerin, bizim bankaların Merkez Bankası'nda
yatırdıkları altın kısmı. Yani o kaydı. Şimdi net rezerve baktığında hemen bugün çıkart bir şey satın al dediğinde toplam net tahmin ediyorum 40-45 milyar dolar civarında bir net nakit çıkar. Yani evet, varlık ve yükümlülük. Bizim bir de döviz borçlarımız var. Yoksa. Ama varlığımız döviz borcundan fazla. Dolayısıyla o öyle söylediği şekilde bir şey olmadı. Yani o bir reklam hiç... aramız var hocam. Evet. Ondan sonra diğer sorulara bakalım ve piyasalara. Reklam arası kısa, sonra beraber olacağız. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Yeniden birlikteyiz. Hocamız Yaşar Erdinç ile beraber paranın rotasında. Piyasalar açılmak üzeredir. Çanımızı birazdan duyarız belki ama. Öncelikle Merkez Bankası'nın bugün enflasyon verilerine ilişkin bir açıklaması olacak. Bir değişiklik olur mu olmaz mı hocam? Şu elimizdeki değerlerle siz ne bekliyorsunuz? Enflasyon raporunu açıklayacak Merkez Bankası. Şimdi Merkez Bankası 3 ayda bir enflasyon raporu açıklar. Yalnız bu sadece enflasyona vurgu yapan bir rapordan ziyade hem küresel gelişmeleri özetler, hem Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri özetler. Yani bir nevi makroekonomik görünüm raporu gibi bir rapordur ama tabii içindeki temel vurgu enflasyonadır. Ve Merkez Bankası gerekirse burada enflasyon hedefini değiştirir. Bu yıl başında Sayın Erdem Başçı 5.30 olarak belirlendiğini belirtmişti. Bizde enflasyon hedefini Merkez Bankası belirlemez. Bizde hükümetle ortaklaşa belirlenir enflasyon hedefi. Dolayısıyla bu sadece hani Merkez Bankası... Her yerde mi böyledir? Hayır. Mesela İngiltere'de direkt hükümet belirler. Allah Allah. Evet, enflasyonu şu enflasyonu tutturun der. Merkez Bankası onu tutturmak zorundadır. Bizde onlar o zaman direktif veriyor belirlemekten ziyade şöyle olsun şeklinde. Evet. Başka bazı ülkelerde enflasyonu tamamıyla mesela Amerika gibi enflasyonu direkt Merkez Bankası belirler hedefi. Peki doğrusu olan o değil mi? Yani konu uzmanı belirleyip siz de bütün oluşumlarınızı, tavrınızı ona göre bu sonuca varmak için belirleyin diye. Ama hükümete şöyle bir şey de mi var. Dememeli tabii mi? Mesela sonuçta siyasi riski hükümet alıyor. Yani bizdeki yöntemin ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle ki, yani şimdi Merkez Bankası tek başına enflasyon hedefini belirlerse burada maliye politikasını da bilmesi lazım. Maliye politikasını hükümet yapar. Ama para politikasını Merkez Bankaları gerçekleştirir. Bu arada ben mesela Merkez Bankası olarak enflasyon hedefini %1 koyabilirim. Bu -3 büyüme demektir. O zaman hükümet tabii ki ben enflasyonu bire düşürebilmek için uyguladığım politikalar büyümeyi hızla aşağı çekip ciddi işsizlik de yaratabilir. Böyle bir durumda bunun faturası hükümete çıkar. Bu nedenle ben sadece Merkez Bankası'nın belirlemesine veya sadece hükümetin belirlemesine karşıyım. Çünkü hükümet belirleyecek olursa bu sefer çok rahat %7'den bir şey olmaz canım der, %8'den bir şey olmaz. Enflasyon yükselerek büyümeyi yükseltip iş yaratayım der, ben seçime gireceğim der. O da olmaz. Yani bu karşılıklı konuşularak para politikası ve mali politikası erkleri bir araya gelerek orada belirlemeleri bence bizim ülkenin uyguladığı çok daha makul geliyor bana. Belki bu hani tartışılabilir ama bana öyle geliyor. Şimdi özellikle vurgulamak istediğim nokta 5.30'u bu sene Sayın Erdem Başçı şey demişti. İlk defa enflasyon hedefine bu kadar yaklaştığımız bir yıl olacak demişti. Aman. Ben de onu duyduğum anda demiştim ki eyvah demiştim. Çünkü şeyi hatırlıyorum 1929 krizini. Amerika'daki 1929 krizi. Yani şeyi hatırlıyorum derken orada kitap yazdım o konuda. Yani Amerika'nın krizini 1929'daki krizini şöyle bir şey hatırlıyorum. Hoover var o sırada Amerikan başkanı. 29 1 Ocak günü. Yani Eylül 13 Eylül 12 Eylül'de çıktı. 11 Eylül'de çıktı kriz. Yani o pardon 23 Eylül'de çıktı. Amerika'da bütün hisseler çöktü. Herkes kağıtlarını fırlattı gitti falan. Borsa çöktü falan. Eylül. 1 Ocak günü Hoover çıkıyor ve radyo konuşması yapıyor. Diyor ki bu yıl diyor 1929 yılı diyor artık diyor fakirliğin üstesinden geldiğimiz ve bir daha asla fakirlikle karşılaşmayacağımız eyvah, eyvah, ve bir dünyada diyor bir ülkenin ilk defa gireceği bir döneme giriyoruz diyor. İnanılmaz bir güven.
Çünkü ücretler artmış, gelirler artmış, bütün üretim artıyor. Borsada acayip hisseler %300 değer kazanmış. Allah Allah. Herkes zengin refah. Ben ne zaman bir yerde zaten aşırı mutluluk ve şey görürsem orada hemen derim ki burada tehlike var. Aman dikkat. Yani herkes ev almaya coşarak ev aldım, o da ev aldım vesaire diyorsa orada ciddi bir sıkıntı başlamış demektir. Çünkü her zaman krizlerin sebebi bu evren. Yani aşırı rehavet, geleceğe dair güven, aşırı belki. Güven. Evet. Mesela Sayın Babacan diyor ki ekonomimize güvenelim, işte geleceğe dair güvenelim. Güveni yok edersek o zaman ekonomiyi bitiririz. Ama onun bir kırmızı çizgisi var. Yani bir boş güven var, bir de altı dolu güven tabii, herhalde değil o mi? O güvenin eğer bir noktayı geçtikten sonra o aşırı güven var ya, hani o şeye ben iyi şoförüm, 120 ile bir şey olmaz. Yani 180 ile gidiyorsan çok ufak bir hatada gidersin. Yani. O aşırı güven acaba son zamanlarda hep konuştuğumuz Merkez Bankası'nın faiz yükseltimini bir türlü yapmaması ve hali hazırdaki durumumuzun da gittikçe riske dönüşmesi noktasında bir dönüş yaptı mı bize? Ya da bu bir aşırı güvendir bu noktadayız yok, o nedenle diye sorgulanabilir mi? Anladım. Şöyle ne zaman ben demin buraya nereden geldik biz? Sayın Erdem Başlı dedi ki biz Merkez Bankası'ndan geldik. 5.30'dan evet. Buraya kadar çıktık. İlk defa bu yıl enflasyona bu kadar yaklaşacağımız bir yıl. Ben onu duyduğum anda zaten eyvah dedim. O zaman dedim o kadar güveniyorlar yani o kadar net söyledi ki bu çok riskli bir cümledir aslında. Yani bu çok risklidir. Bize güvenin ve inanın dedi. Yani ilk defa bu kadar yaklaşacağız dedi. O zaman ben de şeyde Euromoney'nin bir toplantısı var. O toplantıda konuşmacıyım. Yani bir gün önce Erdem Başçı bunu söylüyor. O toplantıda bir sürü şey var. Türkiye'de çok üst düzey insanlar gelmişler, şey yapıyorlar. Bu sene döviz hesabınızı yaparken, yani dolar hesabınızı yaparken o sırada da kurlar 1.78 durumunda, yani 1.79 civarında en az 1.85 ortalama yılı alın. Yani 2013 yılını en az 1.84-1.85 alın. Çünkü biz çok fazla ileri gittik. Evet. Yani çok olumlu gelişmeler oldu. Artık bundan sonra hani bir miktar düzeltmeler yaşayacağız şeklinde. Ama bu tamamıyla bir hani o zaman Amerika Merkez Bankası'nın şeyi de yok. Bu tamamıyla içgüdüsel. Ya uzun zamandır bu kadar kararlı gidiyor. Artık daha fazla kalamaz. Grafikler rahatsız etti beni. Yani grafiğe bakınca onu görebiliyordum. Ama çok fazla nedensel açıklayamıyordum. Neyse işte bu enflasyon raporunda biraz sonra saat 10'da zannedersem Sayın Erdem Başçı açıklamaya başlayacak. Ve bu raporda bakalım kaç yapacak enflasyon hedefini. Yani A5.30'dan 6'ya mı çıkartacak? Yoksa hiç revize etmeyecek mi? Revize etmezse bu çok kötü olur. Böyle bir şansı var mı sizce? Yani eldeki veriler şimdi bayağı bir fark var o hedeflenenle şu anki fark var durum ama, arasında. Fark var ama. Hangi noktadayız şu anda? 8 ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani ben artık şeyden sonra şüphelenmeye başladım. Yani Doğu Bahçesi'deki ekonomi zirvesinden sonra Sayın Erdem Başkan hemen pazartesi günü açıklama yapıp faiz arttırma sanki izni almış da açıklama yapıyor gibi konuşması. Şeyde orada Merkez Bankası'nın artık araç bağımsızlığı konusunda ciddi soru işaretleri yarattı. O yüzden ben şöyle düşünüyorum. Yani arttırması lazım. Ama bunu 5.30'dan 5.70'e çıkartırsa çok komik olur. Yani 6'ya çıkartırsa komik olur. Ne bileyim minimum 6.5. Kaç olmalı sizce hocam? Ya biz zaten piyasa 7-7.5 arası bekliyor. Yani evet ama hani belki biraz daraltma, biraz sıkıştırma, biraz bak, belki... emniyet tedbiri olarak daha geriden bakabilir mi mevzuya? Merkez Bankası Başkanı olsam iki tane güç, iki tane böyle muazzam güç sıkıştırır beni. Nedir o? Bir, eğer ben 7'ye çıkartırsam enflasyon hedefini, tamam mı? Bu acayip eleştiri gelecek demektir. Gene tutturamadınız işte size söylüyor. Merkez Bankası üzerine herkes atlayacak. Yani iyi niyetli de kötü niyetli de. Tamam mı? Herkes bunu çok eleştirecek. Bu kadar büyük revizyon mu olur falan. Piyasa bunu şöyle algılar. Ha bu gerçekçi. Merkez Bankası da gerçeği görüyor. Dolayısıyla demek ki gerçekçi ise bu şey o zaman Merkez Bankası doğruyu yapıyor. Ben güvenebilirim. Yani Merkez Bankası piyasanın normalde güvenmesi lazım. Diğer taraftan Merkez Bankası'nı işte sıkıştıran şey biri alacağı tepkiler, diğeri de piyasa ne kadar onu ciddiye alacak? Son 75 bas puanlık faiz arttırımı ben zaten ondan önce 3 defa 4 defa yazı yazıp sakın ha yani böyle bir şey yapmayın göstermelik olmasın faiz artışı yoksa yabancı gerçekten gene şey yapmaz dediğimizde
Hakikaten öyle oldu. Yabancılar o faiz artımından sonra hemen raporlar yayınlamaya başladılar. Bu yetersiz. Merkez Bankası kararlı değil vesaire. Şey yaptılar. Şu anda da yani minimum 6,5 olmalı bence. Hani minimum 6,5. Evet, minimum 6,5. Yani, oradaki o bir rakam da önemli bir rakam ama tabii baktığınız zaman değil çok mi? Önemli. Tabii çok önemli. Bütün faizi maizi çok etkiliyor. Yani bütün getirileri insanların mevduattaki parasını o kadar çok etkiliyor ki tabii. O bir puanlık revizyon. O anlamda ben öyle bir şey yapıyorum. Şimdi Merkez Bankası bunu yaptı ama bu arada biz konuyu çok fazla ben de dağıtmak istemiyorum. Çok az vaktimiz kaldı hocam. Ya sorulara bakalım. Dün altın sorularına cevap veremedim. Özür diliyorum. İzleyicilerimiz de soruyorlar. Bugün de altından bahseder misiniz diyen izleyicilerimiz var Mustafa Kasap gibi. Biraz da altından bahseder miyiz? Bahsedelim bakalım. Vallahi isterseniz. Bahsedelim. Borsa şu an 73.500'ün üzerinde açıldı. Hemen borsaya bakalım. 73.750. Bugün zaten öyle iyi bir olumlu açılış bekliyorduk. Çünkü şeyden dolayı dış piyasalar da olumluydu. Amerika vesaire de olumluydu. O yüzden burada bir olumlu hareket var. Şu aşamada 73.750'den başlamış durumda güne ve tahmin ediyorum bu 75.000 civarına kadar 74.750 şu anki açılışın gücüne bakarak söylüyorum bunu. Yani sabahki yorumumda söyleyemezdim. Ne kadar güçlü açılıp açılmayacağını bilmiyordum. Ama 74.000 seviyesinde güçlü bir direnç var. 74.000'in üzerinde kalmaya devam ederse başarılı olur ama kalamayacak bence. Yani 74.000'in üzerinde çok fazla kalamaz. Özellikle yarın Fed'i bekleyecektir. Cuma günü de istihdam verilerini bekleyecektir. Dolayısıyla bu açılışa çok fazla kanmamak lazım. Yani kısa vadede çok kesin yükseliyoruz sinyali vermiyor. Onu söyleyeyim. Diğer taraftan altına bir bakacağım. Yani altında en son altın gerilemeye başlamıştı. Sonra bir tekrar dün yükseliş yaşadı. Altın şu an 1300 dolarla 1350 dolar arasında sıkışmış durumda. Bu aşamada bu sıkışmada nereye doğru kıracak? Gerçekten çok zor bunu tahmin etmek. Yani teknik olarak tahmin etmek zor. Ama şunu söyleyebilirim. Özellikle altında eğer 1300 doların altına düşüş olursa FX piyasalarında işlem yapanlar short pozisyon açabilirler. Rahatlıkla 1270'ten yerine koyabilirler. Normal şartlarda eğer altında 1350 dolar görülürse o zaman da FX piyasasından bahsediyorum. Long pozisyon açarak çok rahat 1375-1385 aralığına kar realize edebilirler. Tabii stopları koymak şartı. Mesela 1300'ün altına geldiği anda burada short pozisyon açan birisi için, kısa pozisyon açan birisi için tekrar 1305 stop seviyesidir. 1350'nin üzerine geldiğinde de long pozisyon açan birisi için 1345 stop seviyesidir. Şimdi TL bazında altına bakacak olursak, TL bazında 82,5'lara geldi. Daha önceki görüşümü değiştirmeyeceğim. Daha önce hep şunu söylüyordum. Özellikle 82 seviyesi şurası. Tam 82 çizgisini çiziyorum. Evet, 82 burası. 82 ile 85 aralığında bir miktar altınları azaltmakta fayda var. Yani bir miktar bu bölgede satış yapıp ama ben hocam 2 yıl 3 yıl vadeli tutuyorum diyen hiç oynamasın bence altında. Çünkü ileride ciddi bir enflasyon dünyaya bence gelecek. Yani bu kadar basılan i̇leride parayı derken çekemeyecek. Yani ne kadar ileride gibi vadeli? 2015'liyim yani. Çok 2014 da uzak değil yani. 2014'ün sonrasında yani bu ekonomi genişlemeye başladıkça Amerika'da yani enflasyonla mecburen şey yapacaklar. Bir de altın düşebilir. Sebebi de şu, çok fazla insan artık yükselecek diye yazmaya başladı. Bence burada almış olanlar kar realize etmek için böyle raporlar yayınlamaya başladılar. Yükselecek raporları. Buralarda adamlar şeyden aldılar. Yani 1200 doların altında aldılar. 1200 dolarda da 100 dolar kar yazmışlar. Şu anda da yükselecek raporları gelmeye başladı. O beni rahatsız ediyor raporlar. Dolayısıyla yukarı gitmeye çabalayabilir. Ama bir miktar altın portföyü yukarı gittikçe 82-84'te biraz azaltılır. Ve daha sonra tekrar gerilediğinde alınabilir. Yani mesela 83-84'e geldiğinde yarısını ben satmış olurum herhalde. 80'in altına tekrar geldiğinde de yeniden alım düşünülebilir. Altında şu an benim söyleyeceğim şey, altında yukarı hareket devam ediyor. Ama TL bazlı olarak özellikle altın
80 liranın altına gelirse tekrar 78 lira seviyesine kadar düşebilir. Ama 78'in altını çok fazla beklemiyorum. Yani 78 seviyesinin altını çok fazla beklemiyorum. Peki dolarla ilgili ne yapmamız gerekiyor diye soranlar var. Onun ne söylemek lazım? Bir dakikamız kaldı. 1.92,5'da şu an dolar. Dolar beklemedi. Kimi bekliyor? Merkez Bankası'nı bekliyor. Evet. Amerika Merkez Bankası'nı bekliyor. Artı tarım dışı istihdamı bekliyor. Tarım dışı istihdam beklenenden çok iyi gelirse dolarda biz yeniden 1.95-1.97'ye hareket görürüz. Şu an dolar yönsüz diyeyim. Yani yön belirtmiyor. Hiçbir grafik ve veriler ne tarafa gideceği konusunda çok fazla yön belirtmiyor. Hı-hı. Böyle durumlarda ne tarafa sert hareket başlarsa o tarafa hareket etmek lazım. Yani bir anda 1.93'ün üzerine çıktı, 93.50'ye geldi, o tarafa hareket başlamış demektir. O zaman en azından 2 kuruş daha 1.95'e gidecek diye pozisyon alabilirim. Ama özellikle 1.91 civarı, bunun altına doğru bir sert hareket başladığında da o yönde pozisyon açıp dolarda kısa pozisyon alınabilir. Şu anda borsada bugün yukarı yönlü bir açılış oldu. Fakat dediğim gibi bu açılış çok coşkulu bir açılıştı. Ve, sizin sevmediğiniz cinsten yani. Evet, bu hani şimdi millet bu fiyatlardan almamalı. Biraz sonra gerileyecektir tekrar. Yani 73.750 şu an. 73.250'lere doğru, 300'lere doğru bir miktar gerileyecektir. Bugünkü birlikteliğimiz burada sonlanmış oluyor. Evet. Süremiz bitti çünkü. Yarın paranın rotasında Yaşar Erdin hocamızla bir kez daha birlikte olacağız sevgili seyirciler. Gelişmeler Bugün TV'de 12'de öğle bülteninde tekrar karşınızdayız haberlerle. Şimdilik hoşçakalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.